Sayın Milli Eğitim Bakanım, Sayın Hanımefendi, Sayın Kaymakamım, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Sayın İlçe Eğitim Müdürüm, değerli misafirler, kıymetli eğitimciler, basın mensupları ve sevgili çalışma arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu önemli günde bizimle olduğunuz ve mutluluğumuzu paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyız. Coşkumuz ve gururumuz çok büyük. Bugün Türkiye'de medya sektörü için büyük anlam taşıyan bir gün. Bildiğiniz gibi medya bir ülkenin en önemli güçlerinden biridir. Dünyanın en büyük medya kuruluşlarından biri olan Demirören Medya olarak bu global bilinçle medyanın yarınlarını hazırlamak üzere önemli bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz. Sorumluluğumuz çok büyük. Bu yolculuktaki heyecanımızı, gururumuzu Sayın Bakanım ve sizlerle paylaştığımız için de mutluyuz. Kıymetli konuklar. Burası gitti. Ben buradan okumaya devam edeceğim. Kusura bakmayın. Kıymetli konuklar. Bugün iki güzel haberimiz var. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşunun içerisinde bulunan ilk ve tek medya lisesi olma özelliğini taşıyan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün sektörün kalbinde ve tüm imkanlarıyla birlikte kapılarını açan okulumuz, yarının doğru, ilkeli, dürüst basını için geleceği oluşturacak. 7 Ekim 2021 tarihinde Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin protokolünü imzaladığımız törende, sizlere okulumuzun alanında bilgi olduğunu ve özelliklerini detaylı aktarmıştım. Okulumuzu son derece kısa bir sürede büyük bir titizlik ve emekle eğitime hazır hale getirdik. Eylül 2022'de öğrencilerimizle birlikte eğitime başlayacağını müjdesini büyük bir gurur ve mutlulukla veriyorum. İlk öğrencilerimiz 5 Haziran'da yapılacak LGS sınavına göre, sonucuna göre okulumuza girme hakkı kazanacaklar. Medya dünyasındaki bu ayrıcalıklı konuda bulunan okulumuza öğrenimin görme şansı yakalayacak olan başarılı öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki onlar dünya standartlarında eğitim vermeyi hedefleyen, lisemizden mezun olduklarında geleceğin donanımlı ve yetkin medya profesyonelleri olacak. Öğrencilerimiz ilkeli ve dürüst haberciliği grubumuzda çalışan duyan isimlerden öğrenecek. İleri seviye İngilizce eğitimi sayesinde yabancı medyayı kendi dilinde okuma becerisine edinecekler. Henüz lise çağındayken deneyim kazanacaklar. Başarılı öğrencilerimize burs, staj ve istihdam olanakları sağlayacağız. İkinci haberimiz ise Demirören Dijital Medya Mesleki Eğitim Merkezi'nin ilk adımını atmamız. Bakanlığımızla bugün burada imzalayacağımız protokolün ardından Mesleki Eğitim Merkezi'ni kuruyoruz. Son derece mutluyuz. Çünkü okulumuz ile bir ilke imza atmıştık. Şimdi de Mesleki Eğitim Merkezimiz ile büyük bir eğitim fırsatı sunarak yine bir yeniliğe imza atıyoruz. Medya dünyasının son yıllarda hızla dijitale evrilmesini yakından takip ediyoruz. Ve dijital dönüşüm projelerini tüm markalarımızda özenle uyguluyoruz. Şimdi bu tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi gelecek nesillere aktarma zamanı. Bu istekle bakanlığımızın da çok kıymetli desteklerini alarak kurduğumuz Demirören Dijital Medya Mesleki Eğitim Merkezimizle ya burası niye bu kadar sıcak? Gençlerimize ve yetişkinlere dijital dünyanın kapılarını açıyoruz. Sertifika programını tamamlayanlar arasında işe alım kriterlerimize uygun öğrencileri Demirören Medya bünyesine kazandıracağız. Mesleki Eğitim Merkezimizin en önemli özelliği Demirören Medya'ya münhasır olması. Müfredatımız medyanın duyan isimleri tarafından bakanlık işbirliğiyle özel olarak oluşturuldu. Medya alanında yeni bir meslek sahibi olmak isteyen, farklı alanlarda kendisini geliştirmek ve yeni bir kariyer planı çizmek isteyen kişiler için Demirören Dijital Medya Mesleki Eğitim Merkezi önemli bir fırsat olacak.
Hem mesleki ve teknik Anadolu Lisemiz hem de dijital mesleki eğitim merkezimiz sektörün en önemli donanımlı profesyonellerini yetiştirmekte kalmayacak, aynı zamanda geleceğini de şekillendirecektir. Kıymetli misafirler, bildiğiniz gibi çağımızın hem dünyada hem Türkiye'de en büyük sorunlarından biri bilgi kirliliği. Doğru habere erişim ve doğru haberin kaynağı olmak ancak kaliteli profesyoneller sayesinde sağlanabilir. Dolayısıyla bizler en çok doğru haberin kaynağını oluşturacak dürüst ve etik profesyoneller yetiştirerek sektörü iyileştireceğimizi biliyoruz ve inanıyoruz. Sayın Bakanım, burası çok sıcak. Yani heyecandan terlemiyorum, sıcaktan terliyorum. Bir de böyle okumak zormuş. Dünya yok diye bilen, masa başı haberciliği yapmayan tüm teknik donanımlara sahip dürüst, ilkeli haberciler yetiştireceğiz. Demirören Medya olarak eğitim alanında bu adımları büyük bir heyecanla atıyoruz. Bize bu yol açan Sayın Milli Eğitim Bakanımız, başta olmak üzere bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki özellikle kız kardeşim Meltem Demirören'e. Mesleki eğitim bir ülkenin geleceğinin inşasıdır. Türkiye'nin önemli kuruluşlarında da mesleki eğitim kurumlarının yaygınlaştırmasıyla geleceğimizi hep beraber, hep birlikte güçlendireceğiz. Katılımlarınız için bir kez daha teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.